Bakın size bir yağmur hikayesi anlatayım. Şimdi hatırıma getirildi. Bendeniz karayoluyla ilk hacca giden kafilelerde bulundum. Biliyorsunuz uzun bir süre hacca gitmek yasaktı. Sonra Allah razı olsun Menderes zamanında kanunlar müsaade etti de gittik. İşte karayoluyla gidiyorduk. Birden ağlamaya başladı ve sağ elini kaldırarak hey hey der gibi havada salladı ve devam etti. Biliyor musunuz bu millet Kabe'ye, hacca hatta hacıya bile aşıktır. Urfa'dan geçiyorduk. Otobüsün önüne insanlar yattı. Evet evet yanlış duymadınız. Eliyle önünde yol varmış da işaret ediyormuş gibi yaparak böyle yere yattılar, yola yattılar yola. Yahu bunlar ne yapıyor dedik. Mecbur kapıyı açtık. Kardeşim ne istiyorsunuz diye sordu şoför. Vallahi bu hacca gidenler bizde misafir olmazsa yerden kalkmayacağız dediler. Aman ya Rabbi. Biz de vize işlemleri olduğunu, geç kalırsak kapıda çok zorluk çekeceğimizi onlarla konuştuk. Bir şekilde ikna etmeye çalıştık. Neyse gönüllerini aldık, otobüste ikramda bulundular. Hoca efendi hem ağladı hem anlattı. Ya bu millet işte böyle aşıktır. Ya Rabbi sen hac yollarını bize aç. Bu aziz milleti haremeyne hadim eyle. O yola gitmekten alıkoyan eşkıyadan bu milleti muhafaza eyle. Bizler evlatlarımız, zürriyetimiz inşallah hayırlısıyla o mübarek yollara gidelim ve gelelim. Neyse efendim. Kudüs'e 4-5 otobüs peş peşe geldik. Biz tam kapının olduğu yerden şehre girdik. Birdenbire gök gürledi, bir rahmet, bir yağmur ki sormayın. Fesubhanallah. Fakat o anda acayip bir şey oldu. Normalde yağmur yağdığında herkes sokaklardan kaçar, ıslanmamak için bir yere dahil olur. Ama Kudüs'te yağmurun yağmasıyla insanlar sokağa döküldü. Bizim hacıların bulunduğu otobüs kafilesinin etrafı insan seline döndü. Öyle ki arabaları sallıyor, pencerelere vuruyor, ağlayarak ve yüksek sesle bir şeyler söylüyorlardı. Sanki olan biteni anlıyormuş gibi tecavül göstererek ben de görevliye sordum. Kardeşim ne bu gürültü, ne bu nümayiş, bunlar ne bağırıp çağırıyorlar diye. Kafile başkanı ağlayarak bana ne derse beğenirsiniz. Hocam hep bir ağızdan Kudüs'ün sahipleri geldi. Allah-u Teala da yağmur indirdi diye bağırıyorlar. Meğer 3 senedir Kudüs'e bir damla yağmur yağmamış. Ama ne acayip tecellidir ki bizim arabaların geldiği an Cenab-ı Mevla yağmur indiriverdi. Orada olduğumuz müddetçe insanlar bu rahmete ve yağmura doya doya kandılar. Ya Rabbi, Kudüs'ü küffar elinden kurtar. Müminleri aziz eyle. Şu zilletten cümlemizi halas eyle. Bu necip milletimizi tekrar o mübarek beldelere hadim eyle. Korktuklarımızdan emin eyle. Kafirlerin şerrinden bir an önce insanlarımızı kurtarıp halas eyle. Ente Mevlana fensurna alel kavmil kafirin.